Zaten boşuna bir evlilikti bu, biliyorsun. Ne şimdi bu yaşım? Beni ikna etmek için yeni bir yöntem mi? Çınar, ben hamileyim dedim. Duymadın galiba. Ben de yeni oyunum bu mu dedim. Çınar yapma. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Yeşim. Bak ikimiz de çocuk değiliz. Bu kadar kolay mı hamile kalmak? Hem de tek gecede. Tek gece mi? Biz tek gecelik bir ilişki mi yaşadık Çınar? Biz aşk yaşadık. Bunu bu kadar kolay yok sayamazsın herhalde. Kastettiğim bu değildi. Ama bu kadar kolay mı hamile kalmak? Hem ne yaşandıysa yaşandı ama bitti. Ben artık evli bir adamım. Ama sen bir türlü bunu kabullenmek istemiyorsun Yeşim. Aklıma gelen şeyden hiç hoşlanmıyorum ama... sırf elimi kolumu bağlamak için bunu yapıyor olabilir misin? Sen manyak mısın? Bu bir oyun değil Çınar. Ben yalan söylemiyorum. Bak, ister inan, ister inanma. İçimde senin çocuğunu taşıyorum ben. Peki nasıl öğrendin bunu? Test mi yaptırdın? Evet. İyi, hadi göster. Nerede? Soracağını tahmin etmediğim için almadım. Nerede eşim? Göster sonucunu. Hadi göreyim. Çınar. Ece mi gelmiş damat? Ece. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Öyle el gibi durma sana. Burası artık senin de evin. Gel, eşyalarını getirdin mi? Getirdim yenge. Gel et. Yemeğim Necip Bey. Ev vakti geldi. Sofra bekletmeye gelmez. Çınar, nereye oğlum? Hem de yemek vakti. İşimiz var anne. Yeşim, ne oluyor? Bilmiyorum. Çınar. Çınar. Nereye gidiyoruz? Doğru söyleyip söylemediğini öğrenmeye. Çınar, şaka mı bu? Resmen bana yalancı muamelesi yapıyorsun sen. Bırak, gelmiyorum ben. Sana inanmamı istemiyor musun? Hem doğru söylüyorsan çekinecek bir şeyin yoktur. Söylediğine çok pişman olacaksın. Ama çok geç olacak. Sen ne yapıyorsun burada? Şey, oturuyordum. Kocan nerede, haberin var mı?
Sen böyle odalara kapan, oğlan Yeşim'le çıkıp gitsin. Yeşim'le mi? Evet, duydun işte. Kız oğlanı bir dakika bile yalnız bırakmıyor. Allah bilir nereye gittiler. Senin dünyadan haberin yok. Yemekten önce ben bir odama bakayım yengeciğim. Tabii yavrum, rahatına bak. Burası artık senin de evin. İyi ki ısrar etmişsin. Yoksa biz Ece'yi hayatta ikna edemezdik. Münasebi budur. Biz bir aileyiz. Birbirimizi koruyacağız, kollayacağız. Müsaadenizle. Kolay gelsin. Sağ olun Mehmet Bey. Ece'nin eşyaları mı onlar? Evet. Odası burası oldu ha? Evet Mehmet Bey. Ben de yemeğe kadar yetiştireyim dedim. Ama sizin bir şeye ihtiyacınız varsa ben sonra da devam ederim. Yok, ben ışığı görünce öyle bir bakayım dedim. Burası boştu ya. Evet. Oldu, kolay gelsin. Sağ olun Mehmet Bey. Ece Hanım, ben odanızı hazırladım. Eşyalarınızı da dolaba yerleştirdim. Sağ olun Mürvet ablacığım, ellerine sağlık. Banyo orası mı? Hayır, orası Reyhan Hanımların odası. Banyo odanızda var. Şey Ece Hanım, bir ihtiyacınız yoksa ben yemeğe bakayım. Tamam. İyi istirahatler. Neredelermiş? Söylemedi. Bir saate kadar döneriz. Merak etmeyin dedi, kapattı. Kimsenin kimseden haberi yok maşallah. Gittim geline sordum. Kocasının evde olmadığını bile benden duydu. Şimdi konuştum Çınar'la. Endişelenecek bir şey yok dedi. Bir işleri varmış. Halledip geleceklermiş. Laf mı Allah aşkına Necip Bey? Bunlar ne zaman yan yana olsalar hep bir maraza çıkıyor. Kusura bakmayın ama Zübrüt Hanım, sizin de mezhebiniz pek genişmiş. Kızınız bir yapıştı oğluma, evli bekar dinlemiyor. Sizin de gıkınız çıkmıyor maşallah. Farkında mısınız bilmiyorum ama İkbal Hanım, Çınar Yeşim'i götürüyordu buradan. Ayrıca kızıma ümit veren Çınar.